Merhaba herkese akşamlar. Türksel günlük grafik. E, haftalık. Bunu da artık pazar testleri oturttum gibi bir şey. Birkaç haftadır bakıyorum. E, yani karın ağrısı belli Türkselin. Onu söyleyeyim mi? 17 lira. Karın ağrısının 17'nin üstüne kapanış veremiyor. Olmuyor. Gün içinde geliyor geçiyor. İşte bir iki tane böyle nadir gövde yaptı. Kapanış yaptı. Şurada bir yaptı mesela 13 Ocak'ta. E, acaba dedi herkes Türksel tabii yani dedi ki öyle kolay mı kardeşim? Orada satan var. Şakır şakır ertesi gün satışı da verdiler e, ama trendine uyuyor. Yani biz e, bu trende 30 Kasım ilk çizdiğim herhalde Aralık ayında çizmiştim. 23 Aralık falan. Şimdi doğrudan trendi de kullanabilirsiniz. Birkaç şey söyleyeceğim aslında Türkçesi için. Kırmızıyı çekersiniz. Beğenli renk kullanıyorsanız trende ki çekin yani bunu söylüyorum. Yani hiç bilmi bilmiyorsanız teknik analiz önce trend çekmekle başlayacaksınız. Yani trend çekeceksiniz ve ona uyacaksınız tabi Yoksa dünyanın en iyi stratejisini kurun veya en iyi analizini yapın. Uygulamadıktan sonra beş para etmiyor maalesef. E, trendin üstünde ise problem yok. Bu sağ yayılan ve bir düzeltme olarak kabul edilir. Trendin kırılımında problemler başlar. Yavaş yavaş. Yani tren trend kırılırsa söyleyeyim ilk destek 16-30'larda burada. Şu anda trendin üstünde gidiyor veya trendi yok sayarsak yani şunu silelim. iki tane yöntem kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem genelde şöyledir. Soran oluyor. Söylüyorum. E, tabii tren çizgisinin kullanılacağı durumlar var. Mecburen. Veya hiç kullanmanıza gerek olmayan durumlar da oluyor. Ben burada doğrudan ortalamayla da yürüyorum. Yani bana trende çok e, gerek yok tren çizgisini çekmeyi. Şu anda biz tren çizgisini çektiğimizde henüz ortalamadan yürüyecek e, bir durumu yoktu. Türksel'in. E, ama ikisini birden burada bıraktım. Şöyle kaldırayım bunu. Şimdi 20 ortalama burada önemli bir destek haline geldi. 20'nin altına sarkınca gün içi için tabi 16-30'lar da diğer bir destek. Dolayısıyla bana göre 16-54'te şu an 20 gün üstseli önemli. Orası tutuyor Türkseli. Yani 20 üstseline geliyor, değiyor, dokunuyor. 3 tane temas var arkadaşlar. Şimdi az yok. 3 tane temas etti. hiçbirinde de kıramadı. Ve kıramadıkça iyi kötü. 20 çünkü kısa bir vade. 20 üstseli. Üstünde kalacaksa buranın. E, yukarı tepki vermesi gerekiyor. Ama az ama çok. yüzde %1 olur, iki olur, 3 olur. Ama bir tepki vermesi gerekiyor. Bir kere e, 16-54 kullanılabilir. Ha şans vereceksiniz hisse. Ki doğru bir yöntemdir şans vermek. Onu söyleyeyim. Her hisseye şans vermezsiniz. Tabii momentum'a da bağlıdır bu işler biraz. Yani şimdi çok momentum'la aşağı gidiyor. Şans verir miyim? Vermem yani. Patır patır satıyorlar. Niye vereyim orada şans? Ama ıkına sıkına bir durum varsa bazen şans vermekte de Doğru olur hisselere onlar da toparlar. Şuradan alayım, doğrudan 16, 30'a mı geliyordu işte burası? 30. İkinci bir destek, 16 elinin kırılmasında. Şimdi bu Cuma günü olan mum, geçtiğimiz Cuma günü olan mumda tabii seans içinde ben de gördüm. 16-30'da da çok hızlı bir alım geldi. Yani orayı demek ki piyasa şu anda benim kendi nazarımda bir alım fırsatı olarak görüyor. Onu da söyleyeyim. Tabii bilişim hisseler bunlar. Yani iletişim, bilişim, teknoloji hisseler aslında dünyada çok revaçta. Yabancı borsalarda e, revaçtaydı ama Türkiye'de niye hani Telekom, Türksel gibi iletişim hisseleri çok fazla e, aslında Türksel yazılım teknolojisi de üretiyor bildiğim kadarıyla. Yani cep telefonuyla alakalı ne üretiyor tam bilmiyorum ama reklamını meklamını yapıyorlar arada. İşte mobil baz istasyonu diyorlar. Bir şey diyorlar. E, bir argemiz var diyorlar. Ben hani Temel analizcili bir arkadaşa sorarsanız çok daha iyi olur. Onu söyleyeyim. Ben bilmem. Hani onlar bilir. E, faaliyet alanlarını Hani buradan sürpriz bir teknoloji çıkar mı veya işte kullanıcılardan cebinden parayı almak için yeni bir uygulama çıkar mı gibi onlara sorarsanız çok daha iyi bilir. E, dediğim gibi benim çok uzman ol, olduğum bir konu değil. E, Bizde dediğim gibi biraz güdükte e, kaldılar aslında. tabi Türksel mesela şunu söyleyeyim ETF'lerden en çok pay alan şirketlerden bir tanesi. işte bir tanesi BİM diyebiliyorum. Türksel, Arçelik. Yani yabancılarla alakalı bir giriş olduğu zaman onlar başta nem alanıyorlar bu işten. Onu da belirteyim. Yani burada tabii şu da takip edilebilir. Hani yabancı girişi ne derece var Türksel'e? O da belki bir yöntem yani. Takas analizi soran oluyor çünkü. Takas analizinde bir yöntemdir. Yani yabancı giriyorsa ve yukarı bir hareket varsa okey o zaman yukarı bir hareket olacak diye kabul edilir. Görünüm biraz yukarıda dağınık. Yani alıcıların da galip olduğu zaman var ama satıcılar genel anlamda biraz daha sanki arada arada dizginlere ele alıyorlar ve oldukça hasarlı bir güne neden oluyorlar. Düşen bir tren çekmeye gerek var mı? Yani çekebilirsiniz. Bu yanlış bir şey değil. Onu da şöyle gösterelim ama çok bir anlamı olur mu onu bilmiyorum. Önemli olan İlk destek kısa vadeciler için, çok kısa vadeciler için yani gün içi alıp satıyorsanız falan bilmiyorum belki kullanın olur mu olmaz mı ama 16.70 değil 16.68 yani bugün ee, bitirdiği yer. Kapanış nerede? 16.67'de. İşte 68-67 çok önemli değil bir kuruş. Orası da 8 gün ortalaması. Şimdi 8 gün ortalamasının da e, ben daha önceki Türksel videolarında da söyledim yani 14 Ocak'tan önceki videoda da söylemişimdir. 8 gün ortalamanın kırılımı genellikle 20 gün ortalamasına temas ettirir. Şimdi e, bir arkadaş çok güzel söylemiş. Demiş ki itidalli konuşuyorsun hocam. Hoşuma gidiyor demiş. İyi oluyor itidalli. Çünkü niye? Yüzde yüzey bir şey yok. Onun için itidalli, itidalli konuşuyorum. Siz dersiniz ki 8 gün kırılır. 20 güne temas olur. Yani burada olmuş gerçi ama olmayan örneklerinde buluruz. işte e, 8'i kırmıştır. 20 güne tam temas etmeden. E, şurada solda. Nerede pardon vardır yani arasak vardır illa hani öyle bir şey şurada var hadi yani bu da gerçi temas etmiş sayılır ama e, dolayısıyla onun için e, itidalli konuşmak lazım ve itidalli stratejiler kurmak lazım izlemek lazım e, 16 68 önemli ama dediğim gibi şimdi buradaki desteklerde çok yakın çok uzak bir destek yok e, şeye hani şu andaki fiyatlara destekler çok yakın olduğu için burada seçip ve şans verme tamamen sizin risk algınıza veya işte gözden çıkarabileceğiniz bir miktar varsa e, o miktara bağlıdır. Onu da kendiniz hesaplayacaksınız. E, bu tabi düşen bir trend gereği var mı bilmiyorum günlükte e, ama çok kısacıysanız arkadaşlar bu grafik bir işinize yaramaz. Ben bu hafta içi için kağıda alırım satarım 2 günlük 3 günlük diyorsanız bu sizin için çöp bir grafiktir. Orada şu trende asıl e, saatlik veya iki saatlik. E, iki saatlik daha güvenilirdir bana soruyorsanız. Hani saatlik bana onu soran da oluyor. Saatlik mi? Yarım saatlik mi? 15 dakikalık mı? Abi saatlik bile e, çok şey değil. Hani aslında çok güvenilir değil da Yarım saati falan zaten bir geçin. Çok az ise de belki yarım saatlik bakabilirsiniz. Ama saatlik veya iki saatliklerden aşağı şaşmamak lazım. Orada bu trendi e, açın bir ekran çizin ve e, trend kırılırsa saatliklerde özellikle 2 saatlikte kırılırsa bu 16.70'in 80'in üstüne kapanışlar gelmeye başlarsa orada belki e, tabi saatlikte işlem yapıyorsanız artık oradan 2 saatlikse oradan devam edeceksiniz. RSI'ye falan bakıp karar verip mumlara. E, ama günlükte de en azından bir çevirme ihtimali olabilir. E, bunun dışında tabi bugünkü mum o, ideal bir mum değil. Ee, onu söyleyeyim yani açtığı fiyatın altında kapattı. Ha, bir gün önceye nazaran elbet e, 0.66 kazançlı ama tekrar bu e, 16.80'lerden 90'lardan satış baskısını gördü. Bu grafik bize zaten onu anlatıyor. Gitgide o satış baskısı aşağı düşüyor. Yani satıcılar hala hevesli e, olduğunu Türksel'de satıcıların söyleyebiliriz ama bakalım onların da bir sınırı var. 16.5'larına aşağıda onlar vermek istemiyor. Kimlerse artık. RSI işte yani kafasını bir yukarı kaldırmış. 59 RSI görülürse olumludur, iyidir. 58-59 RSI'ler görülmeye başladığı zaman orada tekrar bir yukarı hareketten söz edilebilir. MACD'de eh işte o da bir hafif yana, yana böyle bir sardığını söylemek mümkün. Söylenecek başka bir şey e, Türk' için. Yok herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Bu bir e, çanak mı onu söyleyeyim değil. E, buradan bir çanak çıkmaz arkadaşlar. Şeklen benzeyebilir bazı şey. Bu şeklen de tam benzemiyor da. Onu da söyleyeyim. Hani bu kesin şunu diyen vardır. Fincan kulp değil. E, onu çok net şekilde söylerim. Herkese iyi akşamlar.